Çifte felaketin ardından herkes diken üstünde. Hedefte de riskli olduğu düşünülen binalar var. Onlardan biri de Zonguldak'taydı. 24 katlıydı ve yamacın kenarındaydı. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulunca müteahhiti çileden çıktı ve bakın kendini nasıl savundu. $1.750.000 para harcadık. Bu binaların yıkılma ihtimali sıfır. Bol miktarda klavye delikanlıları çok. Yani oturdukları yerden yazıyorlar ve yorum yapıyorlar. Ya bir gelip bir baksınlar burada bu iş nasıl yapılmış. Sabıkalı bir yamacın kenarındaydı. 24 katlıydı. Görenler korksa da müteahhitine göre yıkılması imkansızdı. Ben kendim bu binada oturuyorum. Hangi müteahhit yaptığı binada oturuyor? Kendim güvenmesem bu binada oturur muyum? Şahin Yalçın sosyal medyada gündem olan Zonguldak Kozlu'daki binaların inşasına 11 yıl önce başlamıştı. 72 tane daire vardı. 2012'de kenarındaki boşta duran toprak kaydı. Toprak kayınca biz de bu arsa sahipleriyle, daire sahipleriyle anlaştık. Arazi yapısını tümüyle sağlama aldık. İddiaya göre sadece zemine $1.750.000 harcamış, deprem yönetmeliğini harfiyen uygulamıştı. Her türlü bilimden, teknikten faydalanarak yapılmış bir bina. İki inşaatımızın maliyeti bugünkü rakamla 300 ile 350 milyon TL arasında. Çok büyük şiddetli deprem veya çok büyük yer yarılmasında ancak yıkılır. Eleştiri bombardımanına tutulan müteahhit isyandaydı. Kolon bir evlattır yani. Ha, kolonu yıkmışsın veya kesmişsin, ha bir evlatı öldürmüşsün. Aynıdır, bizim için değişmez. Yazıyorlar kafalarına göre herkes. Yani alakası olmayan, sanki mimar, mühendis veya jeoloji mühendisi.